nasıl düşünüyorsanız, bizler bir hafta boyunca her gün alanlarda olacağız. Her gün Denizli'nin her noktasında, Denizli'nin her ilçesinde afişlerimiz, pankartlarımız alanlarda olacağız. Ama unutmayın, bizler sadakate göre değil, liyakata göre insanlık bilenlerdeniz. Sayın Valim, korkma, 7 Haziran günü devran değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseye sadakat göstermene gerek kalmayacak. Biz bugün burada inanıyoruz ve diyoruz ki bugün iktidarın gücü içerisinde emek harcayanlar, dizlerinin üstüne çökerek medet umanlar, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı verdiğiniz mücadelede gelin bizim yanımızda olun. Gelin elinizden tutun ki 7 Haziran günü şer ve işbirliği yapan namussuzun yanında duranlardan ayrılırız. Evet, bugün 17 Aralık. Bugün tarihimizin kara lekelerinden birinin yaşandığı bir gün. Hırsızın yakalandığı, yolsuzun suç üstlüğü olduğu, rüşvetin ise ayyuka çıkarak kimisine kol saati, kimisine çikolata kutusu olduğu günleri yaşadık. Ve dediler ki bunların hepsine, bunlar montaj dediler arkadaşlar, montaj. En son 15 gün önce bilirkişi raporu çıktı. Ne montajı kardeşim dedi, ne montajı? Adam gibi konuşmuşsun. İyi doldu, söylediğin arkasında dur dedi sana. Ama yürek ister. Sırtınla derken gösterdiğin cesareti, evet ben bunu dedim diyebilecek adam da yürek ister. Rüşveti yerken iyi, zarrafa geliyorken iyi, her şey güzel. Ama yakalandığında adının at olduğu kadar alnının at olması için de arkasında dimdik dur. Bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Bu sürecin içerisinde 17 Aralık yolsuzluklarını ortadan kaldırmak için 14 Aralık'ta bir operasyonla karşılaştık. Güne onunla uyandık. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Faşizm kimin üstüne gelirse gelsin biz o faşizmin karşısındayız arkadaş. Dün faşistlerle beraber işbirliği yaparak garibin, mazlumun ağzını alanlar, bugün faşizm sizin tepenize bindiği gün emin olun Cumhuriyet Halk Partililer, emin olun toplumun duyanlı, devrimcileri, demokratları yine dindik yanınızdadır. Korkmayın şirketen. Yeni bir seçim dönemi yaklaşıyor. Yeni bir düşman bulduk kendimize. Ne dediler? Güzel bir şey söyledi. Ne istediniz de vermedik diyen kişi kim sizce? Kim kim? O zamanın başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı. Ne dedi arkadaşlar? Ne istediniz de vermedim dedi. Allah'ından kork. Bugün adamları tukaka ettiler. Ya zaten bunların her yaptığında senin parmağın var. Sanki bu insanlar emniyet kadrolarına yerleşmişler, emniyet müdürlerini uzaydan biri atamış. Sanki Adalet Bakanı bu ülkeden değil de Avrupa'dan tapelerdeki gibi montaj yapılmış. Sanki bu illerin valileri başka bir coğrafyadan gelmiş, Çince bildikleri için Türkçe yapılan yazışmaların hiçbirini anlayamamışlar. Allah'tan kork! Ya birazcık içinde vicdan, birazcık da Allah korkusu varsa, ya her seçim dönemi bir düşman yaratmaktan artık kurtulman gerekiyor. Bu dönem bu düşmanı kimse yemeyecek. Sen bu dönem yarattığın bu düşmanın altında kalacaksın. Ergenekon'da da senin elin var. Demedin mi sen kürsüye çıkarak, bu Ergenekon'un savcısı benim diyen kimdir? Şimdi arkadaşlar, Ergenekon'un savcısıyım diyen bugün çıkmış demiş ki, diyor ki, insanlara kurtaş kırıyorlar. Vicdanın kurusun, Allah'ından bulasın, insanda birazcık vicdan olursa
yüzün kızarması lazım, yüzün. Japonya'da bir tarım bakanı vardı. Hepinizin malumu. Bu bakanla ilgili bir yolsuzluk iddiası ortaya çıktı. Ya adamcağız Türkiye'de yaşasa baş tacı olurdu. Japonya'da yaşadığı için utancından intihar etti, intihar. Şimdi dönüp bakıyorum ben Bakanlar Kurulu'na. Ya bu Japonya'da adamın intihar ettiği yerde Bakanlar Kurulu'nun toplu intihar etmesi lazım, toplu. Aman nerede bunlarda bu yürek? Nerede bunlarda bu yürek? Evet, her zaman söyledik. Siz aksanız biz kara olmaya razıyız. Ama unutmayın ki adınızda ak olması değil, vicdanınızın ak olması önemli. Bu toplumdaki yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, kul hakkı yiyenlerin en çok kul hakkı savunuyor olması. Maalesef mevcut iktidar her zaman kulak yemekte üstüne kimseyi tanımadı. Bir de üstünü üstelik yanında da bu milletin nokta noktasına koyanları da baş tacı ettiler. Bugün buradan sesleniyoruz. Bugün toplumda bir yoksulluk, bir fakirlik, bir